Aykırı Filmden herkese merhaba. 2002 Oscar'larının en iyi film seçkisini değerlendirmek için sizlerleyiz. Geçen sene tek tek kısa videolar halinde incelediğimiz filmler yerine tek videoda hepsine değinmek bize mantıklı geldi. Şunu bilmek gerekiyor. Bunlar Oscar'a veya çoğunluğunu Amerikalıların oluşturduğu bir kitleye göre belirlenmiş en iyi filmler. Yani Kimse bunlara senenin en iyi filmleri demiyor. Dünyada bu kadar çok film çekiliyor ve gerçekten bu 10 adayın en iyiler olduğunu düşünmek ancak Amerikalılar has bir bencillik olabilir zaten. Ancak ellerindeki reklam gücüyle bunu sanki senenin en iyi filmleriymiş gibi satabiliyorlar. Ancak burada işler göründüğünden farklı. Bu 10 adayın belirlenmesindeki en önemli faktör lobi. Nedir bu lobi derseniz de aday olmayı planlayan filmlerin yapımcıları ve ileri gelenleri akademiden bir takım kişilerle yemek yiyor, yağ çekiyor hatta para yediriyor. E Oscar adaylığı bile prestijinizi ve kar marjınızı katlayan bir faktör. Bir diğer önemli faktör de elbette temsiliyet. Bu özellikle Christian Oscar aldığı sene ve sonrasında dikkate değer bir konu haline geldi. Hollywood'un politik doğruculuk yapmanın onlara kazanç getirdiğini fark etmesi ve Amerika'nın kişisel geçmişiyle yüzleşme takıntısı yüzünden eğer içinde azınlıkların olduğu veya temsil edildiği bir film varsa ön plana çıkartılıyor. Yakın zamandan Black Panther bunun bariz bir örneği mesela. O yüzdendir ki hak edenin değil Lobby yapanın onlarda temsil edildiği, her geçen sene reytinglerinin düştüğü, eski gücünü kaybetmiş bir tören bu. Sırp reyting guruna bu sene Twitter'dan kendi sevdiğiniz filme ödül kazandırabileceğiniz bir kategori bile koydular, siz düşün. E oldu olacak MTV müzik ödüllerine çevirelim bunu, baya en iyi öpüşen çifte bile ödül verelim yani. Neyse, biz konumuza dönelim ve bu senenin en iyi lobby yapan filmlerini tek tek inceleyelim. Önce Belfast'la başlıyoruz. Toplam 6 adaylığı bulunan Belfast'ı Kenneth Branagh yazıp yönetiyor. Kendi çocukluğundan esinlenerek yazdığı bu tatlı hikaye bir çocuğun gözünden 60'ların Belfast'ındaki protestan katolik çatışmalarına ışık tutuyor. Ülkemizde de artık kaybolan bir kültür olan mahalle kültürü üzerindeki anlattıkları ve hissettirdikleriyle bu film beni çok etkiledi. Oyuncuların çoğu da Belfast kökenli oldukları için o hissi verme konusunda çok başarılıydılar. Yönetmen kamerasını o anlara çevirmekte büyük bir ustalık sergiliyor ve güçlü sinematografisi karşısında hayran kalıyorsunuz. Çocuk oyuncuya bir adaylık çıkmamasına üzüldüm. Ancak Oscar heyeti çocuk oyuncular için de ayrı bir kategori açmayı düşünebilir sanki. Dini çatışmalar ülkemizin de çok yabancı olmadığı bir konu. O yüzden film size bir hayli tanıdık anlar sunacak. Nostalji hissini vurgulamak için de siyah beyaz olması yerinde bir tercih olmuş. Çocuğun TV'de ve sinemada izlediği şeylerden etkilenmesi ve mahallesiyle olan bağını izledikçe çocukluğuma gittim ve gözlerim yaşlarla doldu. Kendi kültürüne, mahallene, evine yabancılaşma, terk etmek zorunda kaldığın o yerler gözlerinizin önüne gelecek ve kendinizi kendi geçmişinizle yüzleşirken bulacaksınız. Bütün adaylıklardan ödül çıkarması mümkün olan film, en iyi film kategorisinde bahis şirketlerine göre en iddialı ikinci aday konumunda. Yardımcı oyuncu kategori adaylıklarını kazanacağını düşünüyorum. Zaten Jodie Dench ve Kieran Hintz oyunculukları ile size o dönemin hissini en yüksek veren kimselerdi. Umarım en iyi film ve yönetmen adaylıklarından da en az birini kazanabilir. Bütün adaylıklar arasındaki en şaşırtıcı ve en sempatik adaya geldi sıra. Şaşırtıcı diyorum çünkü koda bir coming of age hikayesi. Ülkemizde ortalama bir gençlik filmi muamelesi gören film bundan fazlasına sahip. Hikaye ve işleri tarzı itibariyle daha önce birçok örneğine rastlamış olsak da oyuncu kadrosu filmi bir hayli sempatik göstermeyi başarıyor. İşitme engelli bir ailenin kızının müzisyen olma yolunda hikayesini anlatan film özellikle son anlarıyla sizi duygusal triplere sokuyor. Bilmeyenler için kodun açılımı Child of Deaf Adults yani işitme engelli bireylerin çocuğu anlamında. Aslında adaletler kazanmasının altında da biraz temsil ettikleri bu topluluk yatıyor. Bu bizce üzücü bir durum. Çünkü film asla ve asla bu karakterleri engelleri üzerinden var etmiyor. Hepsinin kendine has bir karakteri ve ağırlığı var. Yani işitme engelli olmaları onları tanımlamıyor. Ama Oscar'ın bu konudaki 200 tutumu filmin önüne geçmiş gibi gözüküyor. Umarım biz yanılıyoruzdur da gerçekten iyi bir film olduğu için oradadır. Çünkü bütünüyle duyguyla yorulmuş bir film bu. Bunun büyük oranda oyuncuların başarısına borçlu. Özellikle baba karakterinin kızını şarkı söylerken temas ederek hissetmeye çalıştığı sahne yüreğimi dağladı. Zaten oyuncular arasında adaylık alan tek kişi kendisi. Filmin toplam 3 adaylığı var ama üçünün de iddiası yüksek. En az birini de alacağını düşünüyoruz. Kendisi bir Apple Plus filmi olduğu için de Türkiye'de izlemek mümkün değil. Ama malum yollar her zaman bir çözümdür. 4 adaylıkla Japonya'yı temsil eden film Drive My Car üzerine çok şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben bu filmi tamamlamakta bir hayli zorlandım. Bu da naçizane itirafımdır. İnsanların zevklerine bir şey diyemem. Ama bu tarz filmlerin buralarda olmasını tamamen etnik çeşitlilik ve prestij amaçlı olduğunu düşünüyorum. Açılış jenerinin kırkıcı dakikasında girdiği, temposu ölü seviyesinde yavaş, sadece oyunculukla ilgilenen bir kitlenin ilgisini çekecek bir drama hikayesi var burada. Belki benim seviyem yetmemiştir, bilemiyorum. Ama Oscar'ın misafir olarak ağırladığı bu filme en az bir ödül vereceğine de adım gibi eminim. Bu tahminen en iyi yabancı film olacaktır. Tiyatro oyuncuları üzerine derdi olan bir filmin oyunculukta hiç adaylık çıkaramaması da ironik olmuş. Benden size tavsiye. Filmin şişirilmiş eleştiri puanlarına aldırmadan, izlemeden hayatınıza devam etmeniz. Ama böyle filmleri seviyor da olabilirsiniz. O yüzden çok da bir şey diyemeyeceğim. Filmin sevenlerinin de şimdiden özür diliyor ve öbür adayımıza geçiyorum. Dune için hali hazırda kanalımızda bir eleştiri zaten bulunuyor. Linki yukarıya eleştiriyoruz. Ancak 11 adaylıkla en çok adaylık alan ikinci film oluşu bizi çok şaşırtmadı. Akademi neredeyse her sene bir tane popüler kültürden filmi teknik dalda adaylıkları boğarak izleyici çekmeye çalışıyor. Bu senenin gibi de Dune olmuş. Ha elbette Dune bu adaylıkların çoğunda ödülle dönecektir. Ama en iyi film ihtimali gecenin büyük sürprizi olur. Hali hazırda yönetmenliğe bile aday gösterilmedi Deniz Villeneuve. Yani bu 10 tane aday olmasa orada olmazdı demek oluyor. Sinematografi, görsel efekt, ses, müzik ve kurgu dalındaki ödülleri neredeyse kesin gibi. Ancak uyarlama senaryoda ne yapacağı büyük merak konusu. Geek gönlümüz geceyi fethetmesini çok istiyor. Ancak filme çok da yükselemedik biz. Belki devam filmlerinde daha büyük işler başarır ve ödülleri hak ederek kazanır. Don't Look Up geçen senenin son günleri Netflix'e düştüğünde ciddi popülerlik kazanmıştı. İzleyiciler ortadan ikiye böldü desek abartmış olmayız. Filmin küfür gibi olduğunu düşünenler ve çok eğlendiğini iddia edenlerin savaşı süre dursun. Ben bu filmi beğendim. Uzun süredir bir Netflix yapımını beğenmiyordum. Belki yönetmen Edin McKay olan hayranlığım kaynaklı bilmiyorum ama filmin eğlenceli kurgusu üzerinden post -truth ve her şeyi metalaştıran insanoğluna eleştirisini çok yerinde buldum. Bir filmi değerlendirirken türü üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bu bir parodi filmi. Felaket filmlerinin dinamiklerini kullanıp bize karikatürize bir dünya potresi sunuyor. Clickbait haberciliğin ve izlenme takipçi kasan insanların curcunasında hayatlarımızı yaşamaya çalışmak bir hayli zor. Ve yönetmen de belli ki bundan çok şikayetçi. Aslında hiç kitle tarafından da film anlaşılamamış duruyor. Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence gibi kimselerle rollerini bilerek seçilmiş. DiCaprio medyatik, sempatik ve yakışıklı bilim adamını oynarken Lawrence eleştiriler üzerinde toplayan sevilmeyen bilim kadınını oynuyor. Bu iki oyuncunun da sosyal medya dünyası üzerindeki iz düşünleri zaten bunlar. Jennifer Lawrence, iCloud hesabının eklenmesi, fotoğrafların internete düşmesi gibi olaylar üzerinden aslında filmdeki karakterine çok benzer şeyler de yaşadı. Yani bu filmi okurken biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu film elbette Big Short kadar kompleks bir film değil. Ancak kendi derdinde iyi anlatan modern bir komedi olduğunu da hissettiriyor. Filmin dört dalda adaylığı bulunmakta. Özgün senaryoda hayli iddialı olduğunu dile getirmek gerekiyor. Bana kalırsa kurgu ödülünü de almalı. Ama bana değil, lobici akademi kalıyor maalesef. Geldik benim favori adaylarımdan birine. King Richard filmi 80'lerde hatta 90'larda sıkça rastladığımız o tatlı biyopik filmlerinden bir tanesi. Basitçe çalışırsan, inanırsan hayallerini gerçekleştirebilirsin düsturu üzerinden derdini anlatıyor. Bu da Z jenerasyonu dahi kazanacak bir modda aslında. Üstelik bu hikayenin gerçekliği de üzerine eklenince filme hayran kalmamak mümkün değil. Hani senelerdir iyi bir tenis izleyicisiyimdir. Ama Williams kardeşlerinin hayatlarını okumak hiç aklımdan geçmemişti. O yüzden filmin finalindeki maçın bile sonucunu bilmeden izleyebildim diyebilirim. Belki yönetmenlik filmin en zayıf karnı olabilir. Tenis maçlarının heyecanını vermekte çok zayıf kalmış. Ancak senaryo ve oyunculuklar gerçekten şahaneydi. Özellikle Will Smith'e bir parantez açmak gerekiyor ki akademide o parantezi zaten adaylık vererek açmış. Üstelik bu adam bu ödülü alabilir. Başlarda Benedict Cumberbatch ile Andrew Garfield arasında gideceği düşünülen bu yarışmada bir anda Will Smith ismi öne çıkmaya başladı. Williams kardeşlerin babasına oynayarak dönüşmesi bu adamın kariyeri içinde büyük bir sıçrama. Çünkü Will Smith her zaman kendi personasını oynar. Burada gerçekten başka bir adam olabilmiş ve bu idol alınası eğitmeni ve babaya adeta ruh üflemiş. 90'lar çocuklarının hayranı olduğu Will Smith'in heykelci alması eminim hepimiz için anlamlı olacaktır. Will Smith'i sevmeyen kitle için de şunu söylüyorum. Bu filmi izleyin. Yine olmamış derseniz de şu adamın ödül aldığı törenlerdeki tavrını bir izleyin. Belki sizlere de güzel şeyler öğretebilir. Geldik Goler del Toro'nun remake filmine. Orijinali 1947 yılında çekilen film, kült kabul edilen filmlerden. Dönemin modası olan film noir türü üzerinde okunabilecek film. Günümüz elementleri ne kadar iyi olmuş peki? Film uzun süresine rağmen kendini izletmeyi başarsa da Del Toro'nun basit işlerinden biri olmaktan kurtulamıyor. Yönetmenin klasik Hollywood döneminin ağır bir hayranı olduğu gerçek. Filmografisindeki çoğu filmde buram buram hissedebilirsiniz bunu. Oscar kazandığı Shape of Water bile lagün canavarından ilhamını alıyordu. Bir kez daha buralarda yarışıyor olması akademinin yönetmeni seviyor ve filmin oyuncu kadrosundaki kimseleri seviyor olmalarından kaynaklı. Özellikle Bradley Cooper ismi kaç kere buralarda yer aldı ben sayamadım artık. Görsel olarak albenesi çok yüksek. 1940'ların dünyası çok iyi çalışılmış. Zaten Del Toro filmlerin en güçlü tarafı da sanat yönetmenliği oluyor her zaman. Ben yine de bu adamı Hellboy grotesk işlerde görmek istiyorum. Filmin güçlü bir oyuncu kadrosu olsa da burada hiçbir adaylık çıkarmaması da normal geldi bana. Bir Bradley Cooper ön plana çıkıyor. Kate Blanket'ın Tembe Fatal Psikiyatr performansı zayıf kalmış. Bu belki süresiyle de alakalı bir şeydir. Sonuç olarak en iyi film hariç aday olduğu bütün ödülleri alma ihtimali var. Ancak bu dallarda Dune'un işlerini bozabilir. Akademi daha çok seyirci çekmek için Dune'u önden ödüllere boğup en iyi film için beklenti yarattırabilir diye düşünüyorum. Ve Side Story, Nightmare Alley'den sonra bu listeye giren ikinci remake film. Orijinal filmden bahsetmeye gerek yok. Zaten yeterince kültür. Hatta Michael Jackson'ın Beat It ve Bad şarkılarının kliplerini dahi ilham kaynağıdır. Popüler kültür etkisi bu kadar yüksek olmuş bir filmin yeniden çevrimini yapmak gerçekten yürek istiyor. Vaktinde 11 Oscar almış bir filmden bahsediyoruz burada. Ben filmi hikayesel sebeplerden çok sevmem. Ama zaman için ne kadar gösterişli olduğunun da farkındayımdır. Spielberg bu yeniden çevrimle gerçekten imkansız başarmış ve ilkini aratmayacak seviyede iyi bir film ortaya çıkarmış. Özellikle müzikal performanslar konusunda ilkinden çok daha iyi bir film var elimizde. Daha realistik ve orijinalinin yanında daha gösterişli duran bir film. Sanki ilk film bir tiyatro oyunu da bu film asıl sinema uyarlaması gibi bir fark yani. Benim en çok şaşırdığım şey ise filmin gerçekten de o dönemde çekilmiş gibi gözükmesi. Bu açıdan sadece sanat yönetimi değil, kas seçimleri de çok isabetli olmuş. Film öncülü kadar Oscar'da başarılı olamayacaktır. Ama teknik ve sanat dallarında Dune'un en büyük rakibi olacağı kesin. Licorice Pizza diğer adaylara göre ağırlığı en yüksek film aslında. Bunun sebebi de yönetmen olarak Paul Thomas Anderson isminin varlığı. Kendisini Oscar heyeti pek bir sever. Ancak tüm bu etkisine rağmen film sadece 3 adaylık kalabilmiş. Üstelik hiçbirinde iddiası da yok. Bir ihtimal özgün senaryoyu kapabilir tabi. Film 1970'lerde iki gencin hayata tutma macerasını anlatıyor. Hikaye yönetmenin gençliğinden ilham almış. Bu sene bayağı yarı biyografik gençlik hikayesi izledik. Bana kalırsa içlerindeki en zayıf halka da bu. Filmin deneysel açıları, güçlü bir sinematografisi ve hisleri yaşatma konusunda başarılı olduğunu söylemek mümkün. Ama bence başarılı oyuncuları aura açısından çok zayıf kalmışlar. Görsel olarak özellikle mi Averaj kişiler seçildi bilmiyorum. Ancak ben onları izlemekten hiç mi hiç keyif almadım. Üstelik birisi büyük oyuncu Philip Seymour Hoffman'ın oğluymuş. Kadın da Yahudi müzik grubu Heym'in üyelerinden birisi. Bir aile grubu olan Heym'in diğer üyeleri de gerçekte olduğu gibi kız kardeşleri olarak filmde yer alıyorlar. Baba ve anne bile gerçekten kızın anne babası. Bir de değişik bir detay daha vereyim. Su yatağı alınan dükkanın sahibi adam da Leonardo DiCaprio'nun öz babası. Film için çok konuşup vakit kaybetmek istemiyorum. Paul Thomas Henderson adlarına vaktinizi ayırabilir ve onun bir metotlarına aşinaysanız zevkle alabilirsiniz. Power of the Dog 12 adaylıkla bu sene ödül töreninin zirvesinde yer alıyor. Zaten bugüne kadar festivallerde en çok ödüllendirilen film de kendisi. Biz en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini alacağına çok eminiz. Kalan için kesin konuşamıyoruz. Peki bunları hak ederek mi alıyor? Bizce bunun cevabı net bir hayır. Bundan filmi sevmediğimiz anlamı çıkmasın tabi. Filmin yönetmeni Jane Campion daha evvel 94 senesinde çektiği piyano filmiyle büyük sükse yapmış ve o zaman da en iyi senaryo ödülünü evine götürmeyi başarmıştı. O zamandan beri gölgelere çekilen yönetmen yine kendi tarzını buram buram hissettirdiği bu filmle dönmesi elbette akademinin de göz ardı edemeyeceği bir şey. Hele günümüzün politik doğrucu ortamında bir kadın yönetmeni bu ödülün gitmesi kaçınılmaz gibi bir şey. Film insanların övdüğü kadar muazzam bir iş değil. Gücünün Nomadland'de olduğu gibi sakinliğinden alıyor biraz. Aşırı sessiz ve şairane bir anlatıma sahip. Meselesini ve hikayesini tamamen oyuncuların yetenekleri üzerinden anlatıyor. Öyle ki Benedict ve Kate karakterleriyle resmen kariyer zirvelerine çıkıyorlar. Filmin derinlere gömülmüş eşcinsel göndermeleri oyuncuların mimiklerinde ve bakışlarında görmek mümkün. Dediğimiz gibi izlemesi kolay bir film değil. Ancak gerek sinematografisi gerek de oyuncu performanslarıyla size güzel şeyler vaat ettiğini de söylemek gerekiyor. Böylesi sakin bir senaryoyu seyircisini hissettirerek anlatmak da ayrı bir yetenek elbette. O yüzden de saydığımız ödüllerin bu filme gideceğine kesin gözüyle bakıyoruz. Nur Bilge Ceylan sineması tarzı, tematik festival filmlerinden hoşnutsanız bu film tam gözünüze layık. Sonuç olarak bu sene görece zayıf adaylıkların olduğu sakin bir seneyi geride bıraktık. Koda gibi, Belfast gibi sempatik filmlere sahip olsa da ödülü kimin lobisi ve temsil gücü daha iyi ise onun kazanacağı bariz. Şu durumda da Power of the Dog gibi gözüküyor. Umarım biz yanılırız tabi. O zaman başka bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Aykırı ve hoşçakalın.